Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun zamandır video yükleyemiyorduk. Bugünkü videom ve MSÜ hakkında olacak ve benim MSÜ sürecim hakkında olacak. Çünkü ben MSÜ'de de şansımı denemek istemiştim açıkçası. Yani aslında geçen sene sınava ilk girdiğim zaman tek hedefim TYT'ye benzer bir sınav olacağını düşünerek kendimi denemekti. Hani Türkiye genelinde nerede olduğumu görmek için MSÜ'ye girmiştim. Ama sonrasında sıralamam 3000 geldi, 103 net yaptım ve benim YKS sürecimdeki en yüksek netimdi ve 100 ve üzeri olan ikinci netim gibi bir şeydi. Bunu görünce ailem, benim babam asker kökenli olduğu için babam çok ısrar etti, çok istedi benim hakkımı denememi ve tercih yapmamı. Benim birinci hedefim Boğaziçi işletme olduğu için ya da ikincisi Bilkent işletme olduğu için açıkçası çok taraftar değildim. Ama neden olmasın diye düşündüm. Sıralamam da iyi gelmişken tercih yaptım. Ama ben 3000'e girmeme rağmen hava kuvvetlerini tercih edebiliyordum. Tercih etmedim çünkü gözlük kullanıyordum ve deniz kuvvetleri ve sahil güvenliği tercih ettim. Çünkü hava kuvvetlerinde daha çok test vardı. Gözlük kullanıp neden tercih yaptım diye sorabilirsiniz. Aslında tamamıyla bir beklentiye girmeden öylesine yapılmış bir şeydi. Ama sonrasında lazer ameliyatı oldum ben bu yaz bunun için. Ve neredeyse olacak gibi bir şey oldu. Her neyse, anlatacağım bunları sıra sıra. Tercihleri yaptık. Sonrasında YKS'ye kadar ben YKS öğrencisi olarak hazırlandım. Ama o süreç boyunca babamla biz sürekli konuştuğumuzda konu buraya geldiği için aslında ısınmıştım. Yani bu fikri de benimsemiş durumdaydım. Olsa olur mantığındaydım. Ve bir ciddiyeti yoktu tabii ki. YKS sürecimi bekliyordum. YKS'den sonra çok zorlandım. YKS, işte TYT günü zaten kriz geçirdim, böyle ağladım falan filan. Sonra akşam diyorum AYT'de kurtaracağım, elimden geleni yapacağım. Ve sonra babam geldi, şey dedi. Harp okullarına girebilmek için AYT ve TYT baz alınıyor dedi. Yani oradaki sıralaman da önemli. MSÜ'deki sıralama sadece sana tercih yapma hakkı veriyor dedi. Ama senin yerleşme hakkını AYT, TYT yani YKS belirliyor dedi. Tabii ben bunu duyunca kafayı yedim. Çünkü deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ya da sahil güvenlik ve kara kuvvetlerinin belli bir bölümü MF üzerine kurulu. Sadece MF ve TM bölümü yok. Sadece kara kuvvetlerinde TM bölümü var. Onun dışında deniz ve havada böyle bir şans vermiyorlar. Direkt MF bölümleri, mühendislik bölümleri. Tabii ben böyle olunca iyice bunalıma girdim. İşte AYT sabahı şey yapıyorum böyle. Kimya, periyodik tablo falan videoları izliyorum. 11. sınıfta MF öğrencisi olduğum için dedim en azından oradan kurtarmaya çalışayım. Hani kimyadan net arttırmak, fizikten net arttırmaktan 1000 kat kolay. Biyolojide ezber, hani belki dedim çok fazla ezber olduğu için ezberleyeceğim kısımlar çıkmaz. En iyisi ben kimyaya biraz bakayım. Sonrasında neyse AYT'ye geçtim bir şekilde, yaptım falan. Sınav sonuçları açıklanacak ama daha tabii sınav sonuçları aylar var. YKS'den bir hafta sonra Salı günü, hiç unutmuyorum, benim mülakatım var, fiziksel mülakat. İşte ben bir hafta boyunca bayağı bir uğraştım. Zaten ondan önceki süreçte de tercih yaptıktan sonra YKS'ye kadar olan süreçte ben düzenli olarak günlük spor yapıyordum. Yani bayağı hatta spor yapıyordum. Sonrasında işte o bir haftalık süreçte de bayağı bir spora vurdum kendimi. Koşu falan yaptım bir şekilde. Ve fiziksel mülakata girdim. Fiziksel mülakatta ben evde yaptığımdan daha kötü yaptım şınav konusunda. Koşu ve mekik iyiydi bence. Mekikte 28 yaptım. Evde 25'i yapıyordum. Sonra nefesim kesiliyordu mesela. Ve şınavı orada 14 yaptım. Evde yaptığımda 20 falan yapıyordum aslında. Ama orada nizami olması için bayağı uğraştım. Çünkü diğer türlü yamuk oluyorsa bir şeyler, onu kabul etmiyorlardı. Ne kadar çekerseniz çekin. O yüzden çok dikkatli olmaya çalıştım orada. Ve koşuda da 1 dakikayla girdim arkadaşlar. 1 dakikayla. 1 dakika geç gelseymişim ya da 1 dakika önce, 1 dakika sonra kapatsaymış o kişi falan, böyle direkt eleniyormuşum. Öyle söyleyeyim. 1 dakikayla kurtardım.
Fiziksel mülakatın olduğu gün oraya biz gittik ve rahat kıyafetler giymenizi tavsiye ederim. Yanınızda kıyafetlerinizi götürebilirsiniz ama buna gerek yok. Boşu boşuna taşımayın çünkü zaten çok fazla yürüyeceksiniz, çok fazla hareket edeceksiniz spordan önce. Bayağı evrak işlemleri yapmaları gerekiyor onların. Bekliyorsunuz belli bir alanda. Ondan sonra oradan kalkıp kumanya veriliyor size 2 gün boyunca. O yüzden yanınızda yemek ve su da taşımayın. Boşuna yük olur. Ki kumanyalar da zaten yük oldu bize. Sonrasında ama zaten kumanyada o kadar çok yemek var ki aç kalmazsınız. Yani imkansız gibi bir şey bu. Sonra binalara girdik. Birkaç evrak işlemleri tanımlandı orada. Belli evraklar çıkarıldı falan filan. Oradan çıktıktan sonra boy kilo kısmına geçildi. Boyunuz ya da kilonuz tutmuyorsa hiç gelmeyin. Çünkü gerçekten orada hiçbir hile hurda çeviremezsiniz. Çoraplarınıza kadar çıkarıp o şekilde bakılıyor boyunuza, işte kilonuza falan. Tek tek ince ölçüm yapıyorlar. Ve orada elenen çok fazla insan oldu. Oradan çıktıktan sonra üst katta bilgisayarlar vardı. Bilgisayarlarda bir kişilik testi gibi bir şey olduk biz. 50 soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Orada hızlıca bir kişilik testi olduktan sonra artık gruplarımız oluşmuş oluyor. Çok seçmiyorlar yani. Direkt kızlar ve erkekler ayrı olacak şekilde olması yeterli. Sonra grubunuzla beraber sahaya gidiyorsunuz. Orada üstünü değiştirecekler, üstlerini değiştiriyorlar. Oradan Mekikşinav bölgesine geçiliyor. İşlerinizi hani oradaki sayımları yapıldıktan sonra sahaya geçip koşuyorsunuz sıranızı bekleyip. Diğer grupların sırasının bitmesini bekleyip. Sahada da işiniz bittikten sonra yemek yiyorsunuz. O sırada puanlama yapılıyor aslında siz yemek yiyip orada dinlenirken. Puanlamalara göre elendiğiniz ya da geçtiğiniz belli oluyor. Geçtiyseniz, ben geçmiştim ucu ucuna da olsa. Diğer gün sözlü mülakat var. Resmi giyinmeniz gerekiyor. Ben direkt kumaş pantolon, beyaz tişört ve topuklu ayakkabı falan giymiştim böyle. Bayağı özenmiştim. Sonrasında oraya gidiyorsunuz, tekrardan sıra oluyorsunuz. Sırayla içeri giriyorsunuz. Yemekhanede biz toplaşmıştık. Ve yemekhanede ben yaklaşık 3 saate yakın bekledim yani. Hani hiçbir şey yapmadan, sadece oturarak. İşte masanızdakilerle sosyalleşebilirsiniz ama bir süreden sonra oda sarmadığı için ben uyuklamıştım falan böyle. Ama tabii ki çok fazla insanla tanıştım. Aslında bu çok keyifli bir ortam oldu benim için. Çünkü Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen birçok insanla tanışıp kaynaşabilirsiniz. Ve benim görüştüğüm arkadaşlarım var hala oradan edindiğim. Çok keyifli bir ortamdı bir yönden de. Sonra sözlü mülakat için sıramızı bekledik. En son falan girdik biz. Ben ve arkadaşlarım birkaç kişiydik. Biz en son girdik. Sözlü mülakat da çok keyifliydi ve komikti benim için. Çünkü karşıdaki insanlar hani bana soru yönelttiler ve bilgi sorularını bilemedim hiçbirini. Ama kişiden kişiye göre değişiyor sorulan sorular. Bana sorulan sorular mesela tarih sorularıydı ve ben de bilmiyordum yani. Ama başka bir arkadaşıma İstanbul'a gelsek bize nereleri gezdirirsin diye sormuşlar İstanbul'da yaşadığı için. Bir başkasına çok kolay bir tarih sorusu sormuşlar. Bir başkasına bambaşka bir soru sormuşlar. Yani bu sorulan sorular tamamıyla o ana bağlı ama bilmeyince de hiçbir şey olmuyor ki ben hiçbirini bilemedim. Çok keyifli konuştuk işte. Yani ben hiç gerilmedim. Başta biraz gergindim ama sonra bunu atlattım ve öyle aktı yani. Benim jürilerim de çok gerçekten samimi yaklaştılar bana. O yönden asla gerilmenizi tavsiye etmem. Rahat olun, saygılı olun ve yani başka yapmanız gereken bir şey yok. Ve rahat olduğunuzu karşı tarafa beden dilinizle hissettirmeye çalışın. Çünkü oradaki psikolog aslında her hareketinizin anlamına göre bir şeyler, listeler tutuyor. Ve siz ne kadar rahat ve kendinizden emin durursanız o da sizin o kadar faydanız olacak. Saygı sınırları içerisinde kaldığınız sürece. Sonrasında gözlüğümle ilgili de hatta soru sordular. Eğer geçersen ne olacak falan diye. Ben de dedim lazer ameliyatı düşünüyoruz bununla ilgili, büyük olsa bile. Ve hatta şeyi de konuştuk. Boğaziçi işletmeyi kazanırsan ve buradan da aranırsan hangisini tercih edersin falan diye de konuştuk yani. O gün bittikten sonra şey oldu. Hasta o gün de kumanyaya dağıtılıyor bu arada. Dediğim gibi yemek götürmeyin. Boşuna taşımış olursunuz. Bittikten sonra bu bahçeye çıkıyorsunuz. İşte orada yine gruplara bölüştürüyorlar sizi rastgele ve oradan hangi hastaneden sağlık raporu alacağınızı söylüyorlar. Sizin yarın yani sözlü mülakatın bittiği günün diğer günü o hastaneye gidip işlemlere başlamanız gerekiyor zorunlu, yoksa direkt eleniyorsunuz. Bana da Beytepe'deki hastane çıkmıştı
Ve sonra oraya gideceğim ama yani gözlerim, gözlüğüm var ve çok büyük benim numaram. İki gözüm ayrı ayrı dört miyop, ayrı ayrı iki astigmatım var yani. Görmüyorum resmen. Sonra biz çıktık oradan, babamla konuşuyoruz ne yapsak, nasıl çözsek. Annem hemşire benim. Annemin arkadaşının tanıdığı bir doktor varmış. Ersin Mavi, buradan kendisine selamlarımı iletiyorum. Gerçekten alanında çok başarılı bir doktor ve biz direkt ona gittik yani. Saat 5'te falan ameliyata alındım ben direkt. Bir saate yakın sürdü. Ya hayır, bir saat ne ya? 10 dakika. Ya arkadaşlar 10 dakikaya girdik hani işlem, hani ondan öncesinde apar topar ameliyata gireceğim için işte birkaç bir şeylerle uğraştık. Yoldu, şuydu, buydu. Onlar hani sürmüştür toplam bir saat. Onun dışında ameliyata girmem 10 dakika sürdü. Sonra çıktık işte direkt hani eczaneye uğradık. İlaçları aldık çok normal bir şekilde. Orada zaten gözlük ya da bir aparat veriyorlar gözünüz için. Ve hiçbir şekilde ne bir acı ne başka bir şey, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Göz ameliyatıyla ilgili eğer bir video isterseniz onu da çekerim yani. Böyle kısa bir video, bilgilendirici. Sonrasında oradan çıktık, eve gittik, işte damlalarımı falan döktük. Diğer günden itibaren muayeneler başladı. Ben hastaneye direkt girişimi yaptırdım. Çoğu muayenemi yaptırdıktan sonra göz doktorunu erteledim bilerek. Gözümün iyileşmesini arttırmak için o süreci. Ve zaten başka birkaç 2-3 yerde de belli sıkıntılar çıkmıştı muayenede. Bir daha muayene olmam gerekiyordu. O yüzden zaten cuma gününe denk perşembe günü başladım. Cuma da gittim hastaneye. Sonra haftaya kaldı birkaç tane muayene. Orada teğmenler falan var. Kontrol ediyor kimin ne yaptığını. Ve bizim hastane çok sıkıydı her yönden. Muayene konusundan da çok sıkıydı. Gözetme konusundan da çok sıkıydı. Ve bileklerimize işte bileklik takmışlardı bize. Ve bunu çıkardığınız takdirde direkt geçersiz kabul edecek her şeyiniz falan diyorlardı. Ve başka bir hastanede böyle bir sistem yoktu. O bileklikleri ben tabii poşete sardım kaç defa korumak için. Sonra Kurban Bayramı girdi araya çünkü. Bir sonraki hafta. Ve Kurban Bayramı'nda aslında benim için çok faydalı bir şey oldu. Çünkü gözümün iyileşme süreci artmış oldu. Sonra ben Kurban Bayramı bittikten sonra göz muayenesine girdim. Orada da şansım yaver gitti birkaç şeyden dolayı. Mesela sporda da şansım yaver gitti. Sözlü mülakatta da bence şansım yaver gitti. O kadar rahat olabilmem için. Ya da işte ne bileyim. Sağlıkta da şansım yaver gitti. Ya her şeyi ben ucu ucuna yaptım aslında. Ve biz şok oluyorduk. Hani herhalde giderim. Her gittiğimizde şeydir. Eleneceğim. Eleneceksin hani Ezgi falan diyorlardı bizimkilerde. Ve hiçbirinde de elenmiyorum. Yani bir şekilde geçiyorum. Neyse sağlığı falan da hallettim ucu ucuna. Sonra YKS açıklandı tabii. Ben dedim Boğaziçi'ne girebiliyormuşum. İyi. Sonra listeler açıklandı. Hak kazanmışım aranmak için. Yani sağlıktan da geçtim. Diğerlerinden geçtiğim gibi. Ama ben MF'de 60 bin yapmıştım. Bu arada AYT'de fenden 3 net yaptım arkadaşlar. Hani matematikten de 30 net yapmıştım. Yani 33 net yaptım AYT ve MF'den toplam olarak. Ve bununla 60 bine girmiştim. TYT'den de 87,5 yapmıştım. Sonrasında beni aramadılar. Çünkü bana sıra gelmedi. Ondan önce başka öğrencileri aramışlar. Zaten 10 kız alındığı için. Aslında bu az bir sayı. Ve benden daha iyi sıralama yapanları almışlar direkt. Açıkçası iyi oldu çünkü beni arasalardı da şeye kalmayı istiyordum. Ne derler ona? Bir aylık bir süreç var. Deneme süreci gibi bir şey, böyle spor yaptırılıyor size. Ve siz o bir ayın sonunda aslında askeri nizami düzen öğretiliyor bir ayda. Sonrasında harp okuluna başlıyorsunuz. O bir aylık süreci başarıyla tamamlarsanız. İsmini unuttum sürecin. Oraya gitmeyi çok istiyordum. Arasalarda oraya katılıp sonrasında bırakırdım büyük ihtimalle. Ama aramadılar. Sıra gelmedi bana. Sonrasında bitti benim sürecim bu şekilde. Ama keyifli bir süreçti. Birçok yeni insanla tanıştım aslında orada. Ve hala birkaç tanesiyle de görüşüyorum. Bu şekilde umarım bu video sizin için faydalı bir video olmuştur. Bilgilendirici bir video olmuştur. Ayrıca bana sormak istediğiniz ya da bilgilenmek istediğiniz konular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bununla ilgili de cevaplandırma yaparım ayrıca. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.